Herkese Samut Prakan şehrinden iyi akşamlar arkadaşlar. Burası Bangkok'a 40 ila 1 saat 40 dakika ile 1 saat arasında bir şehir. Ben ilk defa geliyorum. Uzun yıllar boyunca Tayland'a geldim ama buraya hiç gelmedim. Gelmemin bir sebebi var. Benim yıllardır Twitter'da takipleştiğim bir arkadaş var. Kolombiya'dayken, Arjantin'deyken, Afrika'dayken devamlı abi Tayland'a niye gelmiyorsun? Abi Tayland'a niye gelmiyorsun? Dedi ve sonunda onu bulmaya geldim. Samut Prakan şehri Pattaya giderken böyle biraz daha batıda kalıyor sanırım. Yanlış söylemiş olmayayım da. İnanılmaz. Şimdi size çirkin kendimi gösterdim. Burası Black Market deniyor. Yani o İngilizce'deki Black Market gibi değil ama. Ya da öyle mi acaba? Vallahi bilmiyorum. Böyle yüzlerce motosiklet var. Denize yaklaştık. Hava burada serinledi ve güzel bir esinti var. Devamlı bana abi gel dondurma ısmarlayayım. Abi gel döner ısmarlayayım diyordu. Bakalım. Ama bayağı sağlam şey ya. Rüzgar. Evet. Dönerci görürseniz ses edin arkadaşlar. Ben göremedim hala dönerci. Bakalım bir Türk'ün Tayland'daki yaşamı nasıl? Başka Türklere tavsiye eder mi? Bunları öğreneceğiz. Yaşam şartları bir Türk için. Burada uzun sürelerdir yaşayan, sanıyorum Taylandlı birisiyle de evli. Biri için bakalım neler diyecek bize. Çünkü çok fazla mesaj alıyorum. Fatih abi, Fatihciğim abilerden de çok alıyoruz. Tayland'da yaşanır mı? Nasıl yaşarız? Şimdi bakalım dinleyeceğiz. Tehlikeli mi? Şurada mı acaba? Abo çok güzelmiş bu ya. Bunu bir daha görmüştük galiba. Madonna ile Deniz Radman var. Çok iyi ya. Madonna Deniz Radman'a aşık zamanında. Deniz Radman terk ediyor bunu. Madonna'ya vallahi kebap orada yazıyor. Aa bakın. Orada Tayland'ın günlük yaşamından sahneler izleyebilirsiniz. Deniz Radman'a soruyorlar niye ayrıldın diyorlar. Yatakta çok kötüydü diyor Madonna. O tişörtü gidip alayım ben ya. Bir daha hayatta hiçbir yerde bulunmaz o tişört. Kebapçı neredesin? Kebap yok. Ne dönerciymiş be. Abi hoş geldin. Yakın, bıyıklar süper. Teşekkürler abi. Tam bir. Nasıl gidiyor? İyi abi ya sorma. Biraz neredesin sen? Abi hemen şuradan dönelim sana sağa. Ha. Ben niye bulamadım seni ya? İkinci sokaktayım abi. Allah Allah. Kaç kere geçtim ya? Demek ki o sokaktan geçmedim. Ya ben bir döner şeyi baktım ama. Ha orası değil abi. Ha yok evet, mu? Evet. Ha öyle bir yerde mi var ya? Orada başka bir dönerci var da. Ha onu görmedim bak. Her yeri dolaştık dönerci bulamadım ya. Evet satış yapacağım sana. Hangisi? Şurası. Ha evet. İstanbul isim zaten. Aynen şaşmaz. Baya güzel ama döner. Teşekkürler abi sağ olasın. Ama biraz gidiyor? Yoğundum da. Ha güzel ya tamam yoğun ol ya yeter ki. Burada mı satıyorsun oradan mı geçip satıyorsun? Normalde kız arkadaşım geliyor o içeride hazırlıyor. Ha evli ben misin? Buradaki kız arkadaşım var abi baya 4 seneden beri. Evliyiz. Aynen. Türk bayrağımız da. Aynen abi. Bir de orada süt diye bir yer gördüm ya. Süt yazıyor. Süt değil abi yani o şekilde ne o? Bir çeşit dondurma gibi bir şey yapıyorlar onlar da. Süt aslında süt da. Onlar nokta gülücük koymuşlar yani o şekilde yani. Anlat hikayeni. Ben senin hikayeni dinleme geldim. Evet. Hoş geldin abi öncelikle. Bulduk. Tüm takiplerine selamlar buradan. Bu abiyi takip edin. Fatih abiyi. Sağ ol ama yeter takip etmesinler ya. Etsinler abi ya. Ben 2018'de geldim abi. Aynen abi. Aydınlar gelir miydi buraya ya Tayland'a? Nasip oldu geldik abi 2018'de geldim. Evet.
Yani Pattaya 2018'de ya. Geldim. Evet, 2018'in sonlarına doğru. Tatil yapmaya mı geldin? Yok yok, çalışmaya geldim ben, bir iş buldum. Dondurma satıyordum ben, Maraş dondurması. Walking Street'in girişinde hemen. Bıyıklar ondan mı? Evet abi, normalde önceden böyle değildi. Normalde Türkiye'deyken zaten top sakal vardı. Türkiye'denim deyince, Türk'üm deyince hemen şey yani. Türkiye deyince akıllarına gelen şey dondurma. Çok güzel evet, dondurmanız evet, var. Evet, yani. Aynen abi. Hepsi şey. Orada başladık işte. Evet. Güzeldi işte. He. Covid movid girince her yer biliyorsun kapandı, şey oldu. Sonra ben benim kızla tanışmıştım. Dedik buraya taşınalım, orada bir şey yok. Buraya geldik. Samut Prakan, benim kız buralı. He. Ya bu Samut Prakan, ben ilk defa geldim. Aslında geldim. Her gelişinde buraya indin sen. Şöyle söyleyeyim. He, evet. Evet. Hani biletle Bangkok gezer ama. Ha, ben de yeni öğrendim gerçi. Evet. Evet. Samut Prakan il sınırları içerisinde. Evet. Havalimanı burada. Burada turist yok. Yok, çok çok az abi. Çok nadiren. Az biraz ben Çinli görüyorum arada. Burada birkaç tapınak var. Oralara falan gezmeye geliyorlar herhalde. Başka işte. Buranın yerel halkı var. İşte buraya taşındık biz. Ne yapalım? Mutlu musun? Nedir? Evet abi, mutluyum. Pattaya'dan iyi mi? İyi abi ya. Sakin. Evet. Şeyin de tişörtünde Pattaya'yı. Aynen. Bugün özel giydim. Pattaya'yı buranın ünlü bir makarnası gibi bir şey mi diyelim? Noodle işte. Evet, aynen abi. Şeyi. Pattaya'yı. İşte Pazar geldik. Çok güzelmiş ya. Evet, burası lokal, yerel halkı geliyor buraya. Ben bu arada Laos'tan geldim. Daha, evet, biliyorum abi, takip bayağı ediyorum. Bayağı oradaydım. Maşallah geziyorsun. Laos'tan gelip dönerci... Döner yemeye geldim Laos'tan. Buyur abi, ikram edelim. İşte şey buraya geldik. Çiftay yapalım biz. İçine... Ha, bu tavuk. Tavuk abi. Et yapmıyorum. Pek bir insan olmadığı için burada. Bir de et iyi değil Tayland'da gibi ha. Yani tabi tadı zaten... Bizdeki gibi değil ya. Yok değil, evet. Olmuyor. Ama şey değil. Evet. Nasıl? Türkler çok soruyorlar Tayland'a. Gidelim abi. Abi. Tavsiye eder misin abi? Abi ben gerçekten geldim bak, 5-6 sene olacak. Ya buraya alıştım ben. İnsanları gerçekten çok sıcakkanlı bak. Ben geçen Nisan ayında Türkiye'ye gitmiştim. Bayramda. Hem ailem falan. Ya ben İstanbul'da 2 gün kaldım. Ya giriyorum bir mekana. Merhaba, hayırlı işler. Herkes yüzü somurtkan, böyle çok şey yani. Anlatabiliyor muyum? Hani sen kendin daha iyi biliyorsundur zaten. Negatifliği hissediyorsun. Evet yani. Evet, aynen. Çok. Ama buraya gel, birine merhaba de, nasılsın de. Hemen güler yüzü ver. Çocuk evet. Var mı? Şu an için yok abi. Şu an işle ilgili yoğunuz. Anne baba Aydın Germancık. Aynen abi, Germancık'teler. Nasipse Nisan'da tekrar gideceğiz. Onlara selam söyleyelim. Buradan onlara selam söyleyelim o zaman. Ben de yakınım yani. Benim de evim Marmaris Muğla'da. Evet, biliyorum abi. İşte buraya taşındık biz. Turkish kebab. Hello, how are you? Kebab, welcome. Sawadika. Nasıl şey? Tayca öğrendin mi? Yok abi ya. Çok az buraya müşteri çekecek kadar. Evet. Hani ne alırsınız, ne istersiniz. Yer misiniz? Aynen. Kız arkadaşınla o zaman İngilizce konuşuyor. Aynen. O bana öğretmeye çalışıyor. Hatta ben kitap falan da aldım ama az az. Çok zor bir dil ya. Evet, evet. Türkler için bir de. Aslında zor değil de yani alfabesi. Alfabesi falan... Evet. Alfabesi eğer Latin alfabesi A, B, C olsa gerçekten hani gördüğün şeyleri ben buraya geldiğimde benim İngilizcem hiç yoktu. Sıfır desen yeridir. Ama oradan buradan İngilizce tabelaları görürken hemen Trasya'dan çeviriyordum. Ha, bu ne anlama geliyormuş? Tabii az yani. Biraz. Ama şimdi burada Avalayha Meysay Makatet Avalayha Vaka Kayıçiz Annem Şemeka Dayka Hemen eleştiriler gelsin senin nasıl döner yaptığını. Gömerler hemen. Evet abi, öyle. Döner mi olur? Evet, evet. Arkadaşlar bunlar Taylandların damak zevkine göre yapılıyor. Onu da söyleyelim. Biz tabii Türkiye'deki abilerimiz gibi profesyonel değiliz ama elimizden geldiğince bir şeyler yapmaya çalışıyoruz burada. Tom yam abi. Tom yamı. Seviyorlar mı döneri? Çok seviyorlar abi. Allah Allah. Evet. Abi ben bu pazara geldim. İlk geldiğimde baktım etrafta döner yapan yok. Dondurma koysan buraya, ya Maraş dondurmasını
Alan bir daha almaz. Hani şovu için alıyor dondurmayı. Evet. Yerel halk olduğu için burada. Bir kişi sattığın bir kişi bir daha satamazsın. Değil mi? Evet. Evet. Sürekli aynen evet. Ama burada döner yoktu. Dedim bir döner koyalım bakalım nasıl olacak. Koyduk. Allah'a çok şükür. Olmadan olmaz abi. Bayramımız olmadan olmaz. Yok abi bir tane. Amcamın. Okay kap. Bebele kap. Ağam bebele kap. Bebele kap. Okay bebele kap. Bebele kap. Kapun kap. Çay kap. Şeyle ödüyor değil mi? Evet. Scan'le ödüyor abi. Ne diyor? Evet. Okay kap. Kapun kap. Kap. Gösterdi o ne yaptı? Şurada şey var ya. Scan'ledi. Bana gösterdi. Nereden anladın scan'lediğini? Belki öyle yaptı. Gösteriyor ben görüyorum. Ha. Slip orada. Orada yazıyor her şey. Hemen Türk şeyi hemen soralım diye. Aynen abi. Arkadaşlar şimdi fiyatları da söyleyeyim size. The original taste of tavuk döner 60 yani 60 lira diyelim. Ekstra cheese koyarsanız 80. Duble cheese 100 lira. İyi Türkiye'de ne kadar şu anda döner? Ben abi vallahi ben de inan hiç bilmiyorum. 1,5-2 senedir gitmedim. Geçen sene gittim inan hiç fiyatları hatırlamıyorum ya. Aşağı yukarı aynı fiyatlar olabilir. Aynı değil mi? Yani yerel bir yerle tabii İstanbul farklıdır fiyatlar ama yani benim bulunduğum Germencik'te aşağı yukarı bu fiyatlardır yani. Ha, Germencik evet, öyledir de. Aynen. Beşiktaş öyle midir acaba? Evet. Ben de chicken kebap double cheese alabilir miyim? Türk işi sarımsak sos olabilir. Öpüşmeyeceğiz bugün kimseyle. Abi siftahımı açacağım ama olmaz bırak, yok. Bırak, oğlum başla, bak benim elim şanslıdır. 100 baht için bu şansı kaçırma. Evet. Yeterli mi? Yeterli yeterli. Oo çok koydum. Bir süre aç kalacağım için son bir döner yemiş olayım ya. Abi göndereyim ben buradan sana. Ben ilk defa yurt dışına Tayland'da çıktım yani buraya geldim. Ha. Malezya'ya falan gittin mi sonra? Ha gittim vize için falan gittim. Ha. Öyle gezi için değil yani birkaç gün sadece. Neydi abi? Garlic ve mayonez değil mi? Garlic. Mayonez atalım mı? Ay yeter ya yok. Grab'la geldim. Evet. Küsur baht, 500 bahta geldi ya. Süper. Şehirler arası abi. Yani şehirler arası dediğim arkadaşlar bayağı bir saat yol değil mi? Evet. Bir saat süper. Bolt da var aslında. Bolt da var. Bolt ama Bolt bir de motosiklet için iyi buralarda ama. Evet. Şey Bangkok'ta abi Grab iyi ya. Evet doğru. Ben geçen Bangkok'taydım. Gerçekten hem Bolt çağırdı. Reddediyorlar direkt. Ya Bolt gelmiyor ya. Evet. Ben de Bolt Hatay'dan alışmıştım. Gel misin abi hemen? Yerim. He, tabii ki. Tadı puan vereceğim. Biz sonuçta şeyiz. Gurme influencer. Medat Vilor. Abi bu arada gökyüzünün güzelliğine baksana. Samut Prakan'a gelirseniz beraber İstanbul döner kebabı buluyorsunuz. Harika. Gerçekten güzel, çok güzel. Sarımsak sosu da güzel oldu şeye. Seviyorum ya peyniri. Her şey gidiyor vallahi. İşte gururumuz Türkiye'mizi temsil ediyor. Gerçekten çok tatlı insanlar bak. Tam esnaf muhabbeti yapıyorlar. Evet. Birbirleriyle şakalaşıyorlar. Sıkıntı çıkaran yok yani. Yok değil mi? Bir daha döner istiyorum. Tamam yapıyorum. Şey var mı? Bizde mesela esnaf hep kıskanır iyi iş yapanı. Yok abi ya. Yok değil mi? Vallahi yok. Bizde hemen bir dönerci iş yapsa yanına 20 tane daha dönerci. Evet evet. Burada açılır ki. Şey yok ya. Herkes yanına yardım etmeye çalışıyor burada. Çok güzel. Onu hissediyorsun zaten. Ben evet. Ben de esnaf olduğum için zamanında ticaret yapan bir insan. Şimdi mesela bu yanımızdaki dükkanlar bazen bir iş oluyor, 5 dakika bir yere gidiyor mesela. Ha, bakar. Hemen geliyor, müşteri geldi zaman hemen girip müşteriye yardımcı oluyor, hiç şey yapmıyorlar. Yani. Harika, ne güzel. Gram mı hesaplıyorsun orada? Gram? Yok yok. Ha ısıtıyor, ha okey, ha tamam. Ben kuyumcu olduğum için acaba dedim. Evet. Ama Türkiye'de de bazı dönerciler böyle
döneri tartıyorlar ya, evet. Oradan, oradan düştüm. Sen takıl, ben iki tur atıp geliyorum. Tamam abi. Tamam. Birazcık da size şeyi göstereyim, devam edeceğiz sohbete. Arkadaşlar, gökyüzünün güzelliğine bakın ya. Görüyorsunuz değil mi? Herkes nasıl güler yüzlü. Şu son şeyi de ben alayım. Hi. Can I have one coconut? Coconut? No? Okay. Yeah. One, just one. Ne gidiyorsun kız? Bakayım nasıl yapacaksın. Kız, onun kabı var zaten. Kim mi? Plastiğe gel. Al bakalım. Kabın içine plastik koyuyor. Her şeye bu Asyalıların plastik aşkı. Kapunka. Kapunka. Thank you very much. Bye bye. Oh. Ya şu kokonat gibisi var mı ya? Gerçekten. Sanki kokonatlı doğdun. Sakarya'da, Pamukova'da kokonatla doğdum. Oh. Bizim çocuk ne güzel değil mi? İşini kurmuş, sevgilisini yapmış. Mis gibi hayat. Taylandlıların nasıl insanları kabul ettiğini de görüyorsunuz burada. Hiç dışlamıyorlar, ırkçılık yapmıyorlar. Gökyüzü şahane. Abi sana da alırdım da. Ellerim dolu ya. İçmiyorum abi ya, sevmiyorum. Ha. Şimdi sana birkaç sorum daha var. Taylandlılar ırkçı mı abi? Nasıl? Yani mesela, yok abi. Sen Türksün. Evet. Bir kere bizi Arap zannediyorlar o. Şey. Evet evet öyle. Direkt Arap falan filan diyorlar ama şimdi sen Türk'üm dediğinde hemen hani dükkanın ismi diyor hani İstanbul. İşte kimisi diyor merhaba, nasılsın? Bazı birkaç kelime öğrenmişler. Çok sevecenler. Ladyboy belgesi yapıyordum. Ladyboy'a şey diyor, Türk erkek çok yakışıklı. Hepsi Pattaya'da şey yapmışlar, evet. Çalışmışlar. Tamam mı? Türk erkeklerine bayılıyoruz diyorlar. Hepsi sevgilisi olmuş. Şeyden. İşte oradan hep... Burada mesela mafya var mı? Sen ticaret yapıyorsun. Ben bir yerde ticaret yapacaksam ilk bunu düşünüyorum. Orada mafya var mı? Tehlike var mı? Yani. Çökerler mi? Abi belki turistik bölgelerde ben duydum. Ha görmedim. Duydum ama... Böyle lokal yerlerde, ben şu an uzun süredir buradayım. Hiçbir şekilde gelip de bana sen kimsin, niye satış yapıyorsun burada gibisinden bir problemle hiçbir şekilde karşılaşmıyorum. Daha hani görüyorlar ha, ben bir de birkaç Tayyici yani bilmiyorum da Tayyici yani sadece çağırmak için merhaba nasılsın, ne alırsın gibi şeyler. Hemen dönüp bakıyorlar, aa yabancı gibisinde. Ben Tayland köylerine vesaire de gidiyorum. Evet. Laos vesaire kampı. Her yerde aynı. Evet. Bir zaman beyaz olduğu için farklı geliyor, gülüyor. Şey evet. Hoşlarına gidiyor yani. Aynen. Fark. Farklılığı seviyorlar. O anlamda güzel. Mesela Türkler için Tayland'da yaşanır diyebilir misin? Yaşanır abi. Türkler için en iyi ülkelerden bir tanesi mi Tayland? Sen birçok Türk'le de burada tanışmışsın. Evet. Onlar da ne diyorlar yani? Abi ben şimdi Facebook gruplarında da görüyorum mesela. Adam gelmiş mesela, bir kere gelmiş. Ya ben oraya çok özledim, ben orada nasıl kalabilirim, ne yapabilirim, ben oraya gelmek istiyorum, bana yardımcı olur musunuz gibisinden çok insan yazıyor bu şekilde. Yani evet. Yani gerçekten bir de benim, ya ben kendi açımdan, ben soğuğu pek seven bir insan da değilim. Yani kış geldi yani direkt hasta olurum, şey yaparım. Burada yani... 12 ay yaz. 12 ay yaz abi. Yağmur yağıyor yani üstüne ceket, giymek bile şey. Yağmur sezonu falan çok yağıyor mu, yağıyordur? Yağıyor abi. Yağmur sezonu ben bazı günler açmıyorum çok yağmur yağarsa. Ben bugün ilk yağmuru gördüm. Aynı evet, evet. Sonra. Sabah yağdı, hatta sana mesaj attım. Belki ben de sana da mesaj yazacaktım böyle ama böyle. Ama şey oldu. Evet, az bir şey attı, hemen yani, şey attı. 8-9 gibi bitti. Yani Türkler için yaşanacak en ideal yer. Çok güzel abi. Hiçbir sıkıntı çekmeden, birazcık İngilizcem varsa. Ev kiralanır mısın mesela? Abi, ben şu an kaldığım ya, ben Konu'da kalıyorum. Nerede? Konu'da. Konu'da kalıyorum. Tabii Bangkok gibi değil, biraz ucuz. 4000'e kalıyorum ben şu an için. 4000 bar. Evet. Ama bizim tabii tanıdık şey, teyzesinin evi.
6-7 bin civarı herhalde. 4 bine veriyor bize. 6-7 bin TL yani bugün. Aynen, kurusuyla. Aynen abi. O da 200-300 dolara. Yani sen 100-130 dolara falan kalıyorsun. Aynen, da. Aynen. Fonda nasıl? Havuz mavuz var mı? Yok ya, öyle lüks bir yer değil. Normal, normal. Bu süper. Evet. 120-130 dolara. Dünyada hiçbir yerde kalamaz. Yani ben gösteriyorum işte 500 dolara, evet. 600 dolara kalacak yerler ama onlar ultra lüks olduğu için o fiyatlar. Daha ucuz, evet. Var aslında. Şimdi İstanbul'la karşılaştırdığın zaman kafayı yersin. Abi ben geçen sene gitmeye tam fiyatları şu an hatırlamıyorum ama yani ben bir fiyat karmaşası yaşadım yani. Bir şey mesela şunu alacaksın ya, şu fiyat diyor, acaba ucuz mu pahalı mı diyorsun, hani kendi kendine karar veremiyorsun yani. Ben sana söyleyeyim, onu ben bende koptu. Ya ben şöyle söyleyeyim, ben mesela fiyat karşılığı falan filan diyorlar. Ben buraya ilk geldiğimde yanılmıyorsam 1 litre, yani kola olarak hesaplayayım, 1 litre kola 26 baht civarıydı. Şu an 29 başlıyor. Bak ben geleli 6 seneye yakın oluyor. Yani 6 senede %10 artmış yani fiyatı. Ben ilk geldiğimde 2007, 1 dolar 32 baht. Evet. 1 lira 30 bahttı. Bak. 1 lira veriyordum, 30 baht alıyordum. Şu anda 1 lira 30, 1 lira 1 baht. Yani 30 kat Tayland parası, evet. Bize göre değer kazanmış 2007'ye göre. 1 dolar 2007'de 32 bahttı, şu anda 35 baht. Aynen, yani bir şey değişmemiş yani, yani ekonomik olarak. %10 bile değil, evet. Artışı. Bu da aslında ekonomisinin ne kadar stabil olduğunu gösteriyor. Evet. 2007'den bugüne zenginlik inanılmaz. Evet, yani sen tabi o zamanlar geldiğin için çok bambaşka bir şey görüyorsun. Türkiye'yi yakaladı. Belki geçti bile yani. Evet. Belki de gelir dağılımı hala çok farklı Tayland'da. Evet. Çok zengin var. Çok zengin var. Evet, evet. Ama ortasını oluşturmaya başlamış Tayland'da. O da güzel. Yani mafya yok diyorsun. Hiç kavga ettin mi? Bayağı olmuş geleli. Hiç kavga etmedim abi. Ha yok, dondurmadayken birkaç müşteriyle. O da Hindistan'da. Evet. Hindistan'ı şöyle şimdi. Abi ben dondurmak bazı hikayelerimi anlatayım sana. Şimdi Hintliler geliyor. Sen, ben dondurma satıyorum. Hintliler geliyor. İşte bir tane ben yapıyorum, oyunu ediyorum, dondurmayı koyuyorum. En son veriyorum dondurmayı. Tamam diyor. Güle güle diyor. E parası? Ya ben sadece oyun için geldim buraya. Tamam da ben dondurma yazdım. Bu dondurmayı ne yapacağım ben? Yok ben para vermem. Ben sadece oyun istiyordum. Orada turist polisler vardı. Hemen gidiyorduk. Böyle böyle ben. Tabii evet, Türk polisler de var. Bizi tanıyorlardı zaten. Geliyorduk hemen. Hintliler yapıyor değil mi bunu? Evet, Hintliler yapıyordu abi. Bir de bazen abi Hintliler yine bak 10 kişi geliyorlar. Bir tane dondurma alıyorlar. Hepsi ama beraber o dondurmayı dönüyordu yani. Bir buçuk saat dükkanı kapatıyordu. Evet evet, maalesef. Şey olarak. Ya dondurma çok zevkli bir işti ya. Ha. Yani bin bir çeşit ülkeden insan geliyordu Pattaya ya. Rus. Rus. Çin, genellikle ben Çin, Hindistan, Vietnam, o ülkeler Rus alıyor dondurmayı. Kızlar bayılıyor mu dondurmacılara? Evet, vardı. Senin dondurmanı yavaş. Var mı öyle mesela? Dondurmacılarla öyle flörtin yapıyorlar mı? Flört ediyorlar mı? Vardı ya. He? O zamanlar vardı. Yani şey yapmaya çalıştım. Evet, evet. Genel Tayliler de yapıyordu onu. Ya, Pattaya kızlar yani. Tayliler demeyeyim de hani. Takılıyorum yani. Evet. Ama güzel yani şey yöntemi, taktik. Evet. Acize uğradım diyorsun yani. Dondurma derken evet oluyordu. Burada olmuyor. Yok burada aynı. Istiyorum. Burada şöyle bir şey var. Şimdi ben bu bıyıkları böyle yaptım. Burada belki biliyorsunuz çok ünlü bir müzisyen var burada. Kalabağ, Karabağ, Kalabağ falan diyorlar. Bu içecek markası da var, Ender içeceği. Onunmuş galiba. Tam emin değilim. O adamın bıyıkları aynı bu şekilde. İşareti de bu. Yani şöyle işaretler. Bıyık. MHP'li yani. Yok ya, şöyle bıyık manasında. Hani bazen görüyorlar, bakıyorlar, aa kalabağ, kalabağ gibisinden, evet. Evet diyorum, kalabağ, hemen işareti yapıyorum böyle. Kalabağ. Ya bu dilleri de çok acayip o. Evet. Şey. Çok hoş gelmiyor mu insanın kulağına böyle konuşurken, bilmiyorum ben yani, öyle evet. Hissediyorum. Çok, biraz kedi şeyi. Niye? Tamam. Ben bir de bunun taktiğini yapıyorum. Takipçiler nefret ediyor ben takip. Bazıları seviyor da geneli abi yapmış taktik diyorlar. Samadika. Hello. How are you? Kebap. Şey, çok aksan. Hello girls. Diet. How are you? Diet. Kebap var ha. Buraya kira ödüyorsun. Evet. Belediyeden mi kiralıyorsun? Yok, buranın yönetimi. Ya buranın
İşte sahibim artık ne şeysi var, ofis. Torpil nasıl abi? Torpil dönüyor mu torpil? Yok ya. Şu an için ya mesela abi lokal yerlerde pek ne yaptın mesela yani? Ben burada dükkan istiyorum dedi. Kız arkadaşın tabii. Evet. Daha çok konuşmuştuk. Dükkan istiyoruz. Başvurdun. Kağıda yazdın başvuruyor. Evet. Sonuçlanıyor mu yoksa direkt veriyorlar mı yani? Abi şimdi bu her yer ikişer metrekare. Sen gidiyorsun ben burada şundan şundan satış yapmak istiyorum. Ne satış yapacaksın? Mesela döner. Tamam bakıyorlar mesela bu alan boş değil mi? Bu soyiye bakıyorlar. Burada döner satan var mı? Aynı soyide yani aynı sokakta. Döner için. Alaykam kebap alaykam. 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 Kebap, Türkiye. Buraya veriyorsun. Geliyorlar bakıyorlar. Başka bir dönerci yoksa sana veriyor. Bu sokakta yoksa boş alan varsa sana veriyor. Şabim bir sıkıntı yok yani. Mesela Türkiye'de öyle değil. Bir tane atıyorum tişörtçü var. Çok para kazanıyor. Dövmeci var. Evet. Mesela Marmaris'te bu dövmeciden sıra sıra 800 tane olur. 800-750 akrabadır zaten. Evet. Bıçak hani aynı yiyecek içecekler aynı sokakta olmasını istemiyorlar sadece. Orada diyorlar bu sokakta varsa. Tabi bir de bakıyorlar hani. Pazar yerinde boş alan var mı yani? Deniz yosunu. Evet abi deniz yosunu. Türkleri artık buraya çektim bu videoyla. Herkes gelecek. Bekleriz abi. Olur abi. Avalaykam. Kebap varkam. Sorikam. Yes, İstanbul. You been? No. No? Yeah. You're from Samut Prakan? No, I'm from Bangkok. Ah, you from Bangkok? Yeah, too. Bangkok. Ah. You're just traveling? Work. Ah, yes. Yeah. What you do? Right now I'm working in a human resource. Oh, human resource. Oh, yeah. Just work, yes. Travel. He's a Turkish guy from Turkey. Have you been here? I've been here more than 3 months. Just only Bangkok? Or? I was in Bangkok, Pattaya. I was in Laos, Cambodia. Pretty much live around here, Bangkok. You travel a lot. Yeah, yeah, so. All the time. You like Turkish food? Yeah, I love. Yeah, kebab. I tried it too. Yeah. It's good. What do you know about Turkey? Football team. Football team. Which one? National. National. Yes, yes. Galatasaray, Fenerbahçe. Alaya. Chelsea, yeah. Chelsea. Oh. CX, right? What? CX. Let me see. I paid. Chelsea from Premier. CX. Chelsea'nin Türk oyuncusu mu var? Hakim CX. Ah, no. I'm not sure. Not so Morocco. Oh, Morocco. Oh. I'm sorry. Arda Güler, Real Madrid. We have good women's volleyball team. Volleyball. Yeah, women's. Yeah, the best in the world. Yes. We play with Japan and Thailand. We win all the time. And Thailand win sometimes. No, we always win. No. But we are the best team. Yeah, we are the European champions and the Olympic. We'll be Olympic champions. Maybe you win one day, maybe like 100 years later. No! Very nice to meet you guys. Thank you very much. Bye bye. I'm subscribed already. Yeah, yeah, thank you. See you, bye bye. Çok tatlı çocuklar ya. Ne kadar uzun boylular. İlk defa bu kadar uzun boylu Taylandlı gördüm. Senden en az 60 cm uzunlar ya. Uzunlar abi, evet. Oğlum bu çok güzelmiş ya. Yine neler icat ettiniz? Bunlar nedir ya? Domuz sosisi ama. Hah, bakayım. Aa, nice. Very nice. Valla. Baksanıza. Böyle. IKEA'da satılıyor ya böyle şeyleri almak için. Tüyleri almak için. Ona benzettim ben. Evet arkadaşlar. Gökhan'ın işi bitmiyor. Taylandlar kebap diye kedi gibi bekliyorlar bak. Yemin ediyorum. Tayland'a kebabı sevdiren adam.
Gökhan'cığım çok teşekkürler. Seni de daha çok abi. Meşgul etmek istemiyorum ama sözümü tuttum, geldim. Teşekkür ederim, ben teşekkür ederim. Yine geleceğim ama. Tabii abi, yani, burayı daha ayrıntılı. Çok güzel şeyler varmış aslında. Ben biraz baktım Google'dan, şey yaptım. Evet arkadaşlar, Gökhan burada. Kendisi Samut Prakan'da. Bayrağımızı burada. Bayrağımızı bulup, Gökhan'ı bulup bir dönerini yersiniz. Sohbete de gelirsiniz. Çok güzel vallahi, çok memnun oldum. Abi şöyle bir şey de yapabiliriz senin video için. Ben Nisan'da Türkiye'ye gideceğim. Bu videoya yorum atan 3 tane arkadaşımıza ben bunun gibi tişört hediye edelim diyorum. Ben hediye edeceğim. Allah, tamam. Neden? Sen çekilişini yaparsın. Tamam, tamam. Şöyle biliyorsunuz tüm YouTube gelirlerimizi burs veriyoruz Darüşşafakalı öğrencilere. Ona da destek olmuş oldu Gökhan'cığım. Süpersin. Ne kadar çok izlerseniz abimize o kadar çok burs gelir arkadaşlarımıza. Harika. Ben de 3 tane arkadaşımıza buradan Türkiye'deki 3 kişiye tişört hediye edeyim. Harikasın. Yorum yapsınlar, beğensinler, abimize destek çıksınlar. Tamam. Çok teşekkürler. Kendine iyi bak. Teşekkür ederim abicim. Arkadaşlar ben Bangladeş'e gidiyorum. Son Tayland videomuzu da koyduk. Laos'tan geldim. Biraz Tayland daha çektim eksik. Ladyboy bölümünün eksikleri ve seni de çekmiştim, not almıştım. Sonunda başardım ama Tayland'da daha çok çekeceğim şeyler var. Yine geri geleceğim yani. Tamamdır abi. Zaten artık burayı üs olarak kullanıyorum ya. Yani buraya taşındım sayılır. Evet. Kendinize iyi bakın. Görüşürüz. Samut Prakan şehrinden. Bay bay.